Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli mantı tarifi paylaşacağım. Çerkez mantısı olarak da tanınıyor. Farklı yörelerde farklı isimlere sahip olan bizim de metaz olarak bildiğimiz bu mantı tarifini umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Patatesli mantımız için öncelikle 1 kiloya yakın patatesi güzelce soyup yıkadıktan sonra ufak ufak olacak şekilde doğrayıp tencereye alıyorum. Doğradığım patateslerin üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve üstüne geçecek kadar su ilave edip ocağa alıyorum. Patatesler yaklaşık 20 dakika sonunda pişmişti. Şimdi fazla suyunu süzdürdükten sonra geniş bir tepsinin içerisine patatesleri aktarıyorum. Patateslerin çabuk soğuyabilmesi için ve rahat ezebilmek için ben tepsi tercih ettim. Sizler dilerseniz derin bir kasenin içerisinde de soğutabilirsiniz patateslerinizi. Yine üzerine damak tadıma göre tuz, karabiber, pul biber ve toz biber ilavesi yapıyorum. Ben sevdiğim baharatları biraz fazla tercih ettim. Sizler sevdiklerinizi daha fazla ekleyebilir. İsterseniz içerisine kavrulmuş soğan da ilave edebilirsiniz. Fakat soğan gerçekten bu yemeğin tadını bozuyor. O yüzden ben sadece baharat ve patates tercih ettim. Gördüğünüz üzere patatesi bir ezecek yardımı ile iyice eziyorum ve böylelikle baharat ve tuzunun da tamamen patatese karışmasını sağlıyorum. İç harcı bir kenarda soğurken derin bir kasenin içerisine 200 ml bardak ölçüsü ile 5 su bardağı çok amaçlı un ilave ediyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve o kaşıkla tuz ve un iyice karışana kadar karıştırıyorum. 1 adet büyük boy yumurtayı da kasenin içerisine aldıktan sonra bir çataldan yardım alarak güzelce yumurtayı çırpıyorum ve bu esnada da yavaş yavaş suyunu da ilave etmeye başlıyorum. Yine 200 ml bardak ölçüsü ile 1,5 su bardağı ılık su ilavesi yapıyorum. Mutlaka suyunuzun oda sıcaklığında ya da ılık olmasına özen gösterin. Yine çataldan yardım alarak bir miktar bütün karışımı çırpıyorum ve çatalı içerisinden çıkartıp güzelce yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı kulak memesinden bir tık daha sert olacak. O yüzden hamuru toparlamakta biraz zaman harcayabiliriz. Şimdi bir miktar hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve 5-6 dakika boyunca tezgahta yoğuruyorum. Hamur tamamen toparlanana kadar hamuru yoğurdum ve şimdi silindir hale getiriyorum ve 4 adet eşit parçaya ayırdıktan sonra hamurları dinlenmek üzere tepsiye kaldırıyorum. Hamurları tepsiye aldıktan sonra üzerine bir poşet geçiriyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlar yeteri miktarda dinlendi. Bakın oldukça güzel parmağımızın izi kalıyor. Elinizden geldiğince fazla dinlendirmeye özen gösterin. 1 saat dinlendirirseniz daha da iyi olacaktır. Şimdi tezgahın üzerine bir miktar un alıyorum ve hamurun üzerine de bir miktar un serpiştirdikten sonra parmaklarımın yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Sonrasında bir oklava yardımı ile olabildiğince büyük ve ince açmaya özen gösteriyorum. Özellikle bu mantıda ve ben bütün mantılarda aynı şekilde hamuru olabildiğince ince açarım ki kaynadığında ve haşlandığında kalın, hamurumsu mantılar olmasın.
Evet, artık hamuru yeteri miktarda incelttim. Şimdi yakından sizlerle de inceleneni paylaşacağım. Artık yeteri miktarda incelen hamuru bir çay bardağı yardımıyla kesmeye başlıyorum. Hızlı bir şekilde kesmiş olduğum hamurları bir kenara alıyorum ve kenarından artan bu fazla hamurları da beze haline getirip yine o az önceki kullanmış olduğum tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Kesinlikle açıkta bırakmayalım ki hamur kuruma yapmasın. Dinlendikçe hamuru açmak oldukça kolay oluyor. Kesmiş olduğumuz hamurları az önce hazırlamış olduğumuz içerciyle doldurmaya başlıyoruz. Birer çay kaşığı dolu dolu olacak şekilde hamurun içerisine malzemeyi yerleştiriyorum ve gördüğünüz üzere sıkı sıkı kapatıyorum. Çok özel ve önemli, oldukça da pratik bir püf noktası vermek istiyorum. Kesinlikle hamuru açtığınız yüze değil, alta gelen yüzü içe getirin ve o şekilde katlayın ki unsuz olan bölüm çok rahat bir şekilde yapışsın. Bakın gördüğünüz üzere gayet kolay ve pratik bir şekilde mantılara şekil veriyorum. Evet, bu kadar yeterli olacaktır sizlerin anlaması için. Şimdi ben hızlıca son kalan bezeyi de açıyorum ve sizlerle birlikte pişirme aşamasına geçmek istiyorum. Mantılarınızın lezzetli olması için lütfen çok fazla un kullanarak yufkalarınızı açmayın. Çok fazla un kullanımı hamurun sert ve un tadında olmasını sağlar. O yüzden elinizden geldiğince zaten yapışmayan bir hamur olduğu için oklavanıza yapışmadıkça un kullanmamayı tercih edin. Mantıların tamamı hazır. Bir bölümünü de buzluk için ayırdım. Onu buzlukta nasıl saklıyorum? Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi ocağa su aldım. Makarna haşlar gibi kaynar suyun içerisinde mantılarımı haşlamaya başlıyorum. Kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettikten sonra mantıları içerisine yavaşça ilave ediyorum. Mantıları tek tek atıyorum ki hem elime sıçramasın bu kaynar su hem de mantılar üst üste gelmesin. Şimdi tencereye bırakmış olduğum mantıları yaklaşık 7-8 dakika boyunca haşladım ve bütün mantılar suyun yüzeyine çıkmaya başladı. Mutlaka 8 dakika kadar haşlamaya özen gösterelim. Orta hararetli ocakta haşlanan mantıları buz gibi soğuk suyun içerisine alıyorum. Mantılarınızın yapış yapış olmaması için, hamur hamur olmaması için mutlaka şoklama işlemini yapın. Şimdi hızlıca geri kalan mantıları da haşlıyorum ve sizlerle birlikte sunum aşamasına geçmek istiyorum. Evet, son mantıları da yine şoklama suyuna aldıktan sonra güzelce süzdürüp bir süzgece alıyorum ve büyükçe bir sunum tabağına aldıktan sonra servis ediyorum. Metazı yoğurtta çok tercih etmiyorlar fakat benim eşim yoğurtta çok seviyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve güzel bir sos hazırlayarak döküyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını sos tavasına alıyorum ve eriyen, kaynamaya başlayan tereyağının içerisine bir tatlı kaşığı dolusu nane ve bir tatlı kaşığı dolusu da kırmızı biberi alıp 1 dakika kadar bu şekilde kokusu çıkana kadar pişirdikten sonra servis aşaması için yoğurdun üzerine döküyorum. Mantıyı servis ederken bizim gibi bu şekilde sarımsaklı yoğurt da tercih edebilir ya da sadece az önce hazırladığımız sosla da servis edebilirsiniz.
Buzlukta saklayacağım mantıları da böyle tek tek olacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum ve tamamen donana kadar bu şekilde bekletiyorum ve saklama kabını alıyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız mantılar birbirine yapışıp pişerken bozulmayacaktır. Ve pişirirken de mutlaka buzu çözülmeden kaynatmaya başlıyorum. Buna da dikkat ederseniz ilk günkü gibi taze ve lezzetli mantılarınız olacaktır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.